Dinleyin hanımlar. Hayat unutmayı tercih edeceğiniz tuhaf ve utanç verici anlarla doludur. Ama zor zamanlarda ağlanıp sızlanmak kimsenin işine yaramaz. Öyleyse hadi bir araya gelelim ve bunların hepimizin başından geçtiğini hatırlayalım. Ve sen kendini bir kuyuya düşüyor gibi hissederken en azından dünyada dertlerini paylaşan başka birinin daha olduğunu bil. İşte kendinle en çok ilişkilendirebileceğin anlardan bazıları. Ah Remel, makyaj sürecinin sonadı mı? İyi de tam kurumadan önce hapşırmayı nasıl başarıyorsun? Evet, anlaşılan göz makyajını tekrar yapman gerekecek. Yani eğer panda gibi görünmek istemiyorsan tabii. En iyisi patronuna mesaj at da bu sabah gecikeceğini bildir. Pekala, işte yeni bir gün, yani yeni bir başlangıç. Ah hadi ama, aynısı tekrar olamaz. Bu kez gözlerini açık tutmaya çalış ki rimel yine yüzüne bulaşmasın. Hey, gerçekten işe yaradı. Şimdi sabahın tam mükemmel hale gelmesi için tek ihtiyacın olan bir fincan taze yapılmış kahve. Harika görünüyorsun Olivia. Hadi ama, uyanma vakti. Ama burası sıcacık, yumuşacık. 5 dakikacık daha kalsam. Hiç uyurken kendini düşüyor gibi hissettin mi? Olivia ne demek istediğimi tam olarak anlamak üzere. Fincanlara uzanamıyor musun Olivia? Pekala, bir basamaklı tabure almayı unutmayalım. Neredeyse tamam. Oh ya. Sakın rüyadaki korkunç düşüşlerden olmasın. Neden tam uykuya dalmak üzereyken bu olur ki? Merak etme, sadece rüyaydı. Neden bir dahaki sefere daha eğlenceli bir şeyden düşmüyorum? Tramplenden veya trambolinden mesela. İyi uykular Olivia. Acaba bu akşamüstü ne yapsam? Kendimi iyice bir dezenfekte edeyim. Öğle yemeğine gitmeden önce ellerimi iyice sileyim. Aa, ilk mendili çekmek gibisi yok. Acaba bu şeyler kaç mikrobu öldürüyor? Pekala, bu işe yarar bence. Bakalım burada başka nelerin temizlenmesi lazımmış. Bu masayı en son ne zaman temizlediğimi hatırlamıyorum bile. Hadi bakalım. Ah, kendimi ne kadar verimli hissediyorum. Bu şey hala bayağı nemli. Vicky'nin gözü döndü resmen. Vicky? Tüm bu temizlik seni biraz terletti sanki ha? Peki, bunu halletmenin bir yolu da bu. Ah, bütün tozlar gitti. Şu eski telefonu da sileyim iyice. Ya bütün evi temizliyoruz galiba ha Vicky? Ay bu uzaktan kumandada mikrop yuvası. Mikrop demişken tuvaletin temizliği asla yeterli olmaz. Şimdi çok daha iyi. Aa, kapı kolları. Çoğu kişi bunları temizlemeyi unutur. Vicky'ciğim, mahalledeki çocuk parkını mı temizliyorsun? Aman tanrım. Atların bundan hoşlandığını hiç sanmıyorum. Hiç araba yıkama diye bir şey duydun mu? Buna bir bak. İyice parlat arkadaşım, iyice parlat. Pekala Vicky, sanırım biraz kontrolü kaybetmeye başladın artık. Evet, kesinlikle kaybetti. Nihayet. Çılgınlık son buldu. Ah hayır, kendine hakim ol biraz ya. Heli. Telefonunu hemencik bir sileyim. Biliyor musun, telefonda konuşuyordum ben. Pekala, bu gerçekten gerekli miydi? Uzun bir günün sonunda yüzünü yıkamak çok iyi gelir. Makyajı, kiri pası ve tüm kötü enerjiyi kazıyıp atma vakti. Hey, şunu duydun mu? Çok tuhaftı. Pekala, bu sefer kesinlikle bir şey duydum. Ay, hadi gel bakalım, atışa hazırım, tamam mı? En iyisi şunu çabucak durulayım. Ama hep tek göz açık olsun. Bir spor dergisinin fotoğraf çekimine mi denk geldin nedir? Hayır, bu sadece yeni bikinisiyle bir tanrıça gibi görünen Olivia. Yıkılıyorsun şekerim. Okyanus havası, sevimli bir bikini ve biraz kendine güvenin yapamayacağı yok değil mi? Pekala, güneş birazdan batar, kurulanma vakti. Ay, of aman, ayaklarım. Ay, bunlar taş mı, Lego mu ya? Of, terliklerimi getirmeyi nasıl unuttum ben? Ne aptalım, bu çok utanç verici. Ay, durum aniden muhteşem bir fotoğraf çekimi olmaktan çıktı. Havlumun
neden bu kadar uzağa koydum ki? Zavallı parmaklarım. Of, oh, of, ah, ah. Seni seyretmek bile acı veriyor Olivia. Güneş yükseldi. Yani güneş kremi zamanı. Yardım mı lazım Olivia? Hey Emily, bir gelsene. Sırtıma biraz krem sürer misin acaba? Tam da tırnaklarımı yaptırmıştım ama peki. Kolay görünüyor. Takma tırnaklar güzel görünse de hayatı bazen biraz daha zorlaştırıyorlar. Ve bu durumda iyice sıkıntı yarattılar. Öf, işte oldu. Ay. Bu kadar acıtması şart mı? Hey, her yanım tırmalama izi olmuş. Ay pardon. Tırnakların biraz değmiş galiba. Hadi kaçtım ben. Çok sağ ol ya. Kıvacık saç müthiştir ama bazen bir şeyleri değiştirmek eğlenceli olur. Ve saç düzleştirici bunun için tam gerekli olan şey. Hey, bu şey niye çalışmıyor? Neler oluyor? Saçlarım hala kıvacık. Ah, hadi seni. Ne oldu buna ya? Birkaç gün önce çalışıyordu ama. Çok tuhaf. Hiç ısınmamış da. Isınmasında sorun mu var acaba? Niye çalışmıyor bu? Ah, bu her şeyi açıklıyor. Birize takılı değilmiş. Kendini bayağı aptal hissediyorsundur değil mi Olivia? Neyse, saçım zaten böyle daha iyi görünüyor. Nihayet bu pençe gibi olmuş tırnakları kesecek zaman buldum. Hey, ne? Ah, hadi ama. Deli falan mı oluyorum? Ben pediküreme dönüyorum. Çok teşekkürler. Oh, pekala. Yeter ama. Pedikür salonuna gidiyorum. Parti çok sıkıcı. Burada takılsam kimse eksikliğimi hissetmez. Aslında çişim de gelmedi ama neyse. Facebook'unu kontrol etme vakti. Hey, herkes tuvalet kağıdının böyle takılması gerektiğini bilir bir kere. Acaba eksikliğimi hisseden var mı? Şu şirin köpek resimlerine bakarım. Daha iyi, neden olmasın? Ay, yoruldum. Saat kaç oldu acaba? Alo? Evet, buradayım ama banyoda takılıyorum çünkü parti çok sıkıcı. Evet, sonunda dışarı çıkacağım. Yani sonuçta orada pasta da var ve... Evet, aslında çıkayım artık. Sifonu da çekeyim. Ay of, bir süre oturunca bacaklarının uyuştuğunu hiç fark ettin mi? Özellikle de klozete fazla uzun oturunca. Ah, hadi kan dolaşımı başla artık. Ay, neredeyse oldu. Ay, evet. Ay canım, Olivia'ya bak, bebek gibi uyuyor. Hey, yorganım nereye gitmiş? Donuyoruz burada. Bütün gece klimayı açık bırakmışım galiba. Neyse, en azından iyi çalıştığını biliyorum. Ah, böyle çok daha iyi. Bir daha yataktan çıkmam artık. Ay, sanki kendi iglosunun içinde gibi. Of ya, şimdi de fazla sıcak geldi. Neden bir türlü rahat edemiyorum? Ya çok soğuk ya, çok sıcak geliyor. Öf, ne biçim terlemişim ya. Üzerine üfleyip durmak pek işe yaramaz bence Olivia. Umarım işe gitmeden önce duş yapacak zaman bulursun. Sarısıklam olmuş. Evet, at kuyruğu iyi oluyor. Pekala, bu kadar yeter. Artık uykuya geri dönemem bence. Hey, biri bana bir bardak soğuk su getirir mi? Sıcak ve soğuğun kısır döngüsü hiç bitmeyeceğe benziyor. İyi uykular Olivia. Pekala, doğruyu söyle. Bu tuhaf durumların hangileri tanıdık geldi? Sayamayacağın kadar çoğu değil mi? O zaman bu çekim hataları da kesin tanıdık gelecek. İyi eğlenceler. Bu videoları izlemek hoşuna gitti mi? 1-2-3-Go'nun YouTube kanalına abone olarak eğlenceyi takip et ve videolarımızı arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Gelecek sefer görüşmek üzere.